Sallu ala Rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Elhamdülillahillezî şerrefena bidînil İslam. الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القرآن الحمد لله الذي من علينا بإرسال رسوله محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak bilip hakka uymayı, batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı ve böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel işlemeyi, sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyle nimetler içerisinde yaşıyoruz. Cenab-ı Hak kitabında, kitabımızda وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz buyuruyor. Saymakla bitirilemeyecek kadar çeşitli, renkli ve bizim için çok çok faydalı nimetler içerisindeyiz. İşte bu nimetlerin en önemlilerinden biri sahip olduğumuz göz nimetidir. Bugün gözlerimizin şükrü nasıl olur? Gözler vesilesiyle İsyan nasıl olur? Kur'an-ı Kerim ayetleri ve hadis-i şerifler ışığında bu konu üzerinde durmak istiyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hemen hemen her toplantıdan sonra okuduğu 10 cümlelik bir dua vardır. Bu duada Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Allahümme metti'nâ bi esma'inâ ve absarina ve kuvvatina ma ahyaytena. Allah'ım, kulaklarımız, gözlerimiz, gücümüz ve kuvvetimizi bizim için faydalı eyle, yararlı eyle. وَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. Gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız,
gücümüz, kuvvetimizle öyle güzel ameller işleyelim ki bu amellerimiz bize mirasçı olsun. Arkamızdan hayırla iade edilmeye vesile olacak salih ameller, hayırlı ameller işlemeyi nasip eyle. Gerek kitabımızda, gerek hadis-i şeriflerde göz nimeti üzerinde önemle durulmaktadır. Göz medeniyetin temelidir. Gözlerimiz sanatın gelişmesine vesiledir. İlim, irfan, bilgi, teknoloji hep göz nuruyla elde edilen bilgilerden, çalışmalardan meydana gelir. Şu mübarek Fatih Camii, bütün bu sahip olduğumuz her çeşit nimet, göz nuru ve el emeğiyle meydana gelmiştir. Gözün önemi, gözlerin değeri asla inkar edilemez. Allah'ın sayısız nimetlerinden biri gözlerimizdir. Cenab-ı Hak hadis-i kutsi'de gözlerimiz için iki sevgili ağza, iki sevgili organ ifadesini kullanıyor. قال الله عز وجل اذا ابتليته بحبيبتيه kuluma iki gözü sebebiyle bir imtihan verirsem, gözlerinin az görmesi veya tamamen görme kabiliyetini kaybetmesi sebebiyle kuluma böyle bir imtihan verecek olursam, ثُمَّ sabara, o da bu imtihana sabrederse, عَوَّدْتُهُ الْجَنَّةِ bunun yerine ona cenneti veririm. İki sevgili azamız, gözlerimiz, yaptığımız, yapacağımız birçok hayrı gözlerimizle, alın terimizle yerine getiririz. Ama işleyeceğimiz birçok günahta da gözlerimizin payı vardır. Ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri okuduğumuz zaman konunun ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Aynani la temessuhumen nar. İki göz vardır ki cehennem ateşi bu iki göze dokunmaz. Aynun beket min haşyetillah. Allah korkusuyla yaşaran göz. Günahlarımız için, ümmetin durumu için, hastalarımız için, cenazelerimiz için o döktüğümüz göz yaşları. Şahsımız, çevremiz, ümmeti Muhammed için işte ağlarken dökülen gözyaşları. O göze cehennem ateşi dokunmaz buyuruyor. Ve aynun tahrusu fi sebilillah. Allah yolunda, sınırda nöbet bekleyen askerin gözüne cehennem ateşi dokunmaz. Bir üçüncüsü, aynun gaddat an maharimillah. Namahremi gördüğü halde, bakması haram olan kişileri gördüğü halde yüzünü çevirip bakmayan genç insanın gözüne cehennem ateşi dokunmayacaktır. Evet, gözlerimiz önemlidir. Gözümüzü gözümüz gibi kullanmak durumundayız. Kullil mu'minine yaguddu min absarihim. Nur suresi 30. ayet-i kerime. Ey Resulüm, müminlere söyle, gözlerini harama karşı kapatsınlar. Gözlerini yumsunlar.
ayet-i kerimedeki ifade çok anlamlı. Harama bakmasınlar demiyor. Harama karşı gözlerini yumsunlar ve yahfazu furucehum, namuslarını korusunlar. Zalike ezke lehum. Bu onlar için en temiz yoldur. İnallah habirun bima yasnaun. Yaptıklarından Allah tamamıyla haberdardır. Ve sonra mümin kadınlara kullil mümin ve kullil müminat, mümin hanımlara söyle, yagdutna min absarihin, gözlerini harama karşı korusunlar, ve yahfazna furucehun, ve namuslarını korusunlar, ve la yubdine zinetehunne illa ma zahara minha, açılması caiz olan yerler müstesna, zinetlerini, vücutlarını namahreme göstermesinler. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, baş örtülerini, boyunlarını, yakalarını, gerdanlıklarını kapayacak şekilde örsünler. Kitabımız baş örtüsünün tarifini yapıyor. Çünkü İslam'dan önce bone denilen bir baş örtüsü şekli vardı. Kulaklar ve boyun açıktı. Sadece hanımlar kulakların üzerinden başını örterlerdi. Hayır diyor Kur'an-ı Kerim. Baş örtülerini, yakalarını ve boyunlarını kapayacak şekilde örsünler. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, güzelliklerini eşlerine ve mahremlerine gösterebilirler. Başkalarına güzelliklerini göstermesinler. Görevimiz iman, ibadet, ahlak ve muamelatla ilgili kitabımızın ve Allah Resulü'nün sünnetinin beyan edilmesidir. Birilerinin ahlakı, görüşü farklı olabilir. Birileri başka türlü düşünmeyebilir. Ama biz Müslümanlara hitap ediyoruz. Ben Müslümanım diyen insanların elbette Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye çerçevesinde hareket etme mecburiyeti vardır. Bana göre diye başlayan cümleler baştan hatalıdır. Ne sana göre, ne bana göre, ne ona göre. Kime göre? Kur'an ve sünnete göre. İfadeler açık, mealler açık. Bütün Kur'an tefsirlerinde, tercümelerinde, hadis-i şeriflerin açıklamaları çok açık, net ifadeler var. İfadeleri okuduğumuz zaman gerçekten gözlerimizin kirli olduğunu göreceğiz. Göz fotoğraf makinesi gibidir, sürekli çeker. Kamera gibidir, sürekli çeker. Çektiğini kalbe yansıtır. Ve yarın ikra kitabek, amel defterini oku dendiğinde hem görsel hem işitsel olarak kayıtları göreceğiz. Öyle kayıtlar ki hile yok. En ince kayıtlar. Ve bu kayıtlarda kendi gözlerimizle gördüğümüz, kendi gözlerimizle kaydettiğimiz, kendi kulaklarımızla kaydettiğimiz o manzaraları göreceğiz. Ve insan elini yüzüne kapayacak. Aman görmeyeyim diyecek. Çünkü o kadar çirkin manzaralar, o kadar çirkin tablolar, o kadar çirkin sahneler çekmiş ki gözlerimiz, görmek istemeyeceğiz. Amel defterimizin tertemiz olması gözlerimiz ve kulaklarımıza bağlıdır. Allahümme metti'enna bi esma'ina ve absarina ve kuvvetina ma ahyaytana. Allah'ım gözlerimizi, kulaklarımızı, gücümüzü, kuvvetimizi bizim için faydalı eyle. Her toplantıdan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu duada buna yer vermesi anlamlı değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki innen nazara sehmun min sihami iblise mesmum. Harama bakma şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Hani gençler bir kalp çizer, bir de ok çizerler ya, sanki hadisi gösteriyorlar. Zehirli ok, o kalbe gözlerimiz vasıtasıyla inen zehirli ok. Harama bakış
şeytanın zehirli oklarından bir ok. Men terakehu mehafeti, kim benden korkarak, yani Allah'tan korkarak harama bakmazsa, ebdeltuhu imanen yecidu halavetehu fi kalbihi, ona öyle bir iman veririm ki kalbinde o imanın tadını bulur. Helale bakmak sevaptır cümlesini tahrif ettiler. Helale bakmak sevaptır. Helal olmayan şeylere bakmak haramdır. Cenab-ı Hak izin veriyor. Şuna bakabilirsin. Şuna bakmayacaksın. Şunu dinleyebilirsin. Şunu dinlemeyeceksin. Dedikoduyu, haram sözleri, küfürleri dinlemeyeceksin. Bulunduğun ortamda varsa ya karşı çıkacaksın yahut terk edeceksin. Haramlara karşı olmak imanın gereği. مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرْ اِلَى مَحَاسِنِ اِمْرَى. Bir Müslüman bir kadının güzelliklerini görür. ثُمَّ يَغُدُّ بَسَرَهُ. Sonra gözünü çevirirse. اِلَّا اَخْلَفَ اللّٰهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتِهَا. Allah ona tadını bulacağı bir ibadet zevki verir. Namazdan lezzet alamıyoruz. İbadetten zevk alamıyoruz. Dua edemiyoruz diyorsanız gözleriniz kirli. Önce gözlerimizi temizlememiz lazım. Göz Kur'an tilaveti, Kur'an'a bakarak, göz helale bakarak, göz helal manzaralara bakarak temizlenir. Harama bakan göz kirlidir. Dolayısıyla o gözün sahibi de kalbi de kirli. Açılan eller, yapılan dualar kabul edilmiyorsa bu bize bir mesajdır. Rabbim gözlerimize gözümüz gibi sahip çıkmayı nasip eylesin. Efendimiz buyuruyor ki onlarca hadis-i şerif var. Ya Ali, Hazreti Ali'ye hitaben, la tetba'in nazraten nazra. Yolda gidiyorsun, bir namahremi gördün, dönüp ikinciye bakma. Birinci bakış senin elinde değil, karşıdan geliyor. Bakışını devam ettirme, dönüp bakma. Fe inne lekel ula ve leyse lekel ahire. İlk bakış mecburen bakıştır. Ama ikinci bakış senin hakkın değil, bakamazsın. An Ebi Said'in radıyallahu anh kâl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve iyyâkum vel culûse fitturukât. Yol üzerlerinde, ev önlerinde, dükkan önlerinde oturmayın. Arapların adeti, ikindiden sonra, akşamdan sonra, serin havada, evlerin önünde banklar vesaire, sedirler oturuyorlar. Oturmayın diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kalu ya Resulallah, la buddelena min mecalisina, netehaddetu fiha. Ya Resulallah, oturmamız lazım. Konuşmak için, görüşmek için kahvehanenin dışında oturuyorsunuz. Veya evin önünde. Oturmamız lazım. Konuşmamız lazım. Bu bizim geleneğimiz, adetimizdir dediler. Fekale Resulullah Efendimiz, in ebeytum, illa oturacaksanız fe'atut tarika hakkahu, yolun hakkını verin dedi. قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Yolun hakkı nedir? غَدُّ الْبَصَرِ. Harama bakmayın. Oraya siz seyretmek için oturmadınız ki. Harama bakmayın. وَكَفُّ الْاَذَى. Kimseye eziyet vermeyin. İşkence etmeyin. Sesinizde, yüksek sesle bağırarak veya yoldan gelip geçen laf atarak rahatsız etmeyin. Ve reddüs selam. Selam verenlerin selamını alın. Vel emru bil maruf ve nehyanil münker. Bir yanlış görürseniz uyarın. İyilikleri, güzellikleri tavsiye edin. Yani illa oturacaksanız meydanda, kapı önünde, bahçede vesaire, milletin gelip geçtiği yerde görevleriniz vardır.
Bu görevleri ihmal etmeyin. Birinci görev harama bakmamak. Hazreti Yusuf aleyhisselam birçok özelliği var. En önemli özelliği genç, güzel, mevki, makam sahibi bir kadının teklifine hayır demesi. Cenab-ı Hak korudu, haramlardan korudu ve bize örnek olarak gösterdi. An Cerir ibn Abdillah el-Beceli radıyallahu anh قال سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. Cerir ibn Abdillah dedi ki, yaşlı bir Müslümandı. Ya Resulallah, yolda giderken gözüme çarptı. Ne yapayım? Yüzünü dön dedi. Yüzünü çevir. Çünkü haram önce bakışla, sonra tokalaşmayla, sonra devam ediyor. Harama giden bütün yolların kapanması gerekir. Günümüzde öyle bir çelişkili manzara var ki, bir misalle anlatırsam çok açık olacak. Bir ev düşünün, içeri kapıda yazıyor, girmek yasaktır. Kapı ardına kadar açık. İnsan girmek yasaktır denilen kapı da açık olsa merak eder. İçeri giriyorsunuz, daire kapısında girmek yasaktır. İçeri giriyorsunuz, oda kapısına girmek yasaktır. Sonra bir kasa var, altınlar, almak yasaktır. Yasak yasak ama her şey serbest. Görünüşte yasak ama her şey serbest. Günümüzde de zina, fuhuş vesaire yasak ama zinaya giden bütün yollar serbest. Zinanın reklamı serbest. Zinanın filmi serbest. Tavsiyesi vesairesi vesairesi her şey serbest, sona gelince yasak. Bu kadar çelişkili bir ortam olamaz. İslam baştan sınır koyuyor. İslam nikahı emrediyor. İslam evliliği emrediyor, teşvik ediyor. Evlilikle ilgili iki ayet var. Birinde evlenin diyor, diğerinde evlendirin diyor. Ama biz evliliği geciktirerek haramlara kapı açıyoruz. Rabbim bizleri, özellikle gençlerimizi haramlardan korusun. Şu hadis-i şerifi dikkatinizi arz etmek istiyorum. Kutibe ala ibn Adem'e hazluhu minez-zina edrake zâlike lâ mahâle. Öyle zina çeşitleri vardır ki Adem oğlunun bundan kurtulması mümkün değil. فَزِنَ الْعَيْنَيْنِ النَّظَرِ. Gözlerin zinası harama bakmaktır. وَزِنَ الْلِسَانِ النُّطْقُ. Dilin zinası haramı konuşmaktır. Küfürlü konuşmalar var. Her cümlesinin başı küfür olan var. Her cümlesi. Her cümlesinin başında küfrederek konuşanlar var. وَزِنَ الْاُذُنَيْنِ الْاِسْتِمَاءِ. Kulakların zinası haram olan sesleri duymaktır. وَزِنَ الْيَدَيْنِ الْبَطْشِ. Ellerin zinası tokalaşmaktır. وَزِنَ الْرِجْلَيْنِ الْخُطَى. Ayakların zinası harama doğru yürümektir. وَالنَّفْسُ temenna ve teştehi. وَالنَّفْسُ temenni ve teştehi. İnsanın gönlü temenni eder, arzular. وَالْفَرَجُ يَسْلُكُ ذَٰلِكِ اَوْ يُكَذِّبُهُ. Ama işte bu arzuyu reddetmek veya gerçekleştirmek, İşte bu imtihan vesilesidir. Rabbim bu imtihanı güzel bir şekilde vermeyi nasip eylesin. Gözlerimiz kirli, kulaklarımız kirli, elimiz ayağımız kirli. Ya Rabbi diye dua ediyoruz. Elbette bu dualar kabule layık olmayacaktır. Gözlerimizle ilgili vazifelerimiz çok ama çok önemli. Kullu aynin bakiyetun yevmel kıyame. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde bir manzarayı anlatıyor. Her göz kıyamet gününde hüngür hüngür ağlayacaktır. Kıyamette. İlla aynen gaddat an maharimillah. Harama bakmayan insanların gözleri müstesna. Harama gözlerini yumanlar. Ve aynen seharat fi sebilillah. Allah yolunda geceleyen, gece ibadetiyle, gece nöbetiyle, gece hizmetiyle
gecesini uykusuz geçiren insanların gözleri. Ve aynen yahrucu minha mislu ra'siz zubabi min haşyetillah azze ve cel. Allah korkusunda damla damla yere yaşları damlayan göz. Evet, Allah için ağlamamız tavsiye edilir. Biz Allah için ağlamayı kaybettik. Eskiler ağlardı. Ramazan geldi diye ağlar, Ramazan gitti diye ağlar. Bir yetim gördüğü zaman ağlar, bir yoksul gördüğü zaman ağlar. Gönlündeki merhamet galeyana gider. Ama biz çok katı olduk, çok acımasız olduk. Bu asrın adı merhametsizlik asrı. Sürekli merhametsizlik aşılanıyor. Yaşadığımız tecrübeler bize merhametsizlik aşılıyor. Verin diyorsunuz diyor. Ama dilenci benden daha zengin. Ne oluyoruz? Merhametsiz oluyoruz. Yaşadığımız tecrübeler bize o gençliğimizde sahip olduğumuz o güzellikleri unutturuyor. Rabbim affeylesin. Zehebe kesirun minel ulema. Allame İbn Kesir tefsirinde diyor ki: "Zehebe kesirun minel ulema ile ennehu la yecuzu lil mer'ati en nazaru ila'r rijal." Sadece erkeklerin kadınlara değil, kadınların erkeklere bakması da caiz değildir, haramdır. İler ricalil en nazar iler rical ecani bi şehvetin ve la bi gayri şehvetin asla. Ya ben bir arzu duymuyorum, şöyle normal bakıyorum. Zaten öyle başlar. Normal bakışla başlar, sonra gidiyor. Önce normal bir konuşmayla başlıyor, sonra konuşma uzayınca gidiyor. Rabbim korusun. Bunları anlattığınız zaman sizin niyetiniz bozuk, düşünceniz bozuk, bakışınız bozuk diyenler, kendileri haramların içerisinde yuvarlanan kimseler. Ayet ve hadis okuyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz niçin defalarca uyarıyor? Temiz bir gönle, temiz bir göze sahip olmamız için. Üç nokta var. Para, kadın ve makam. Üç nokta hassasiyet noktası. Para noktasında hassas olacağız. Helal yemeye gayret edeceğiz. Karşı cins noktasında hassas olacağız. Ayağımız kayabilir. Araba kullanıyoruz. Ben hiç kaza yapmadım diyebilirsiniz. Ama karşınızdaki arabadan emin olamazsınız. Çok iyi niyetli olabilirsiniz. Ama kötü niyetli birinin kurbanı olabilirsiniz. Onun için her zaman dikkatli, her zaman uyanık, her zaman tedbirli olmak mecburiyetindeyiz. Kötü niyetlerin tuzağına düşmemek için çok çok dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Takva nedir? Sakınmak demektir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, sürekli anlattığımız örneği vereyim. Übey ibn-i Kâb'a sordu, takva ne demektir dedi. Herkesin bildiği sakınmak, haramlardan sakınmak. Ya Ömer dedi, hiç dikenli bir araziye girmedin mi? Evet girdim dedi. Çölde böyle deve dikenleri var. Develer böyle çevreyi dolaştırırlar. Çünkü orada develer bile rahatsız oluyor. Ayakları çok sert olduğu halde. Hiç dikenli bir araziye girdim. Ne yaptın? Aman ayaklarıma batmasın diye dikkatli davrandım. İşte takva budur. Takva dikenli arazide dikenlerden kendimizi korumaktır. Çamurlu arazide kendimizi çamurlardan korumaktır. Efendim günümüzde mümkün değil diyorsanız, evet, çamurlu arazide elbiseniz çamurlanınca ne yapıyorsunuz? Yıkıyorsunuz. Tedbiri alıyorsunuz. Çamurlara batmamak için çalışıyorsunuz. Yani 5 yaşında bir çocuk gibi, 5 yaşında yeni çizme alan bir çocuk gibi şap şap diye çamurlara batarak yürüyecek değilsiniz. Batmamaya gayret edeceğiz. Korumaya gayret edeceğiz. Sizin bu gayretiniz Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanır. Harama bakma diyor. İzin var, göz senin ama emanet. Bize emanet, kulak bize emanet, para bize emanet. Parayı yırtıp çöpe atamazsınız. Nedir? Haramdır. Niçin? İsraf. Niye haramdır? Çünkü para senin değil. Sana emanet. Onu kullanma hakkın var. Hayır verme hakkın var. Hayır yapma hakkın var. Ama o parayı yırtıp çöpe atamazsınız. Sizin değil.
Suyu israf edemezsiniz. Enerji israf edemez. Sizin değil. Emanet. Bana emanet. Döktüğüm zaman emanete ihanet ediyorum. Böyle başlıyor. Dolayısıyla gözüm de emanet, kulağım da, elim de, ayağım da. Allah'ın istediği, emrettiği ve izin verdiği yerde kullanmak mecburiyetindeyiz. An Ümmü Selemete radiyallahu anha. Çok enteresan bir hadis-i şerif. Enneha kânet inde Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem ve meymûnet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Meymune'nin yanındaydı. Kâlet febeynemâ nahnu indehû akbele ibnu ümmi mektûm. Biz onların yanındayken Peygamberimizin müezzini, âmâ müezzini İbn-i Ümmi Mektûm geldi. Fedehel aleyhi ve zâlike bâdemâ umirna bil hicâb. Tesettür ayetinin inmesinden sonraydı. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihteciba minhu. Efendimiz örtünüze bürünün dedi. Ümmü Seleme ve Meymune'ye. Fekultu ya Resul eleyse huve âmâ la yubsiruna. O âmâdır, bizi görmüyor. Ve la yârifuna, tanımıyor. Biz niye örtünelim? Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve amyâvâni entümâ elestümâ tübsırâni. Siz âmâ mısınız? Siz görmüşsünüz? Siz bakmıyor musunuz? Dedi. Erkeğin kadına bakması gibi kadının da erkeğe bakması. İş hayatı, öğrenim hayatı, sokak hayatı, çevre. Eğer bize haramları serbest olarak takdim ediyorsa bu bizim hatamızdır. Rüşvetin yaygınlaşması helal anlamına gelmez. Her tarafta gıybet ve dedikodu yapılıyorsa gıybet caizdir anlamına gelmez. Haramların yaygınlaşması, helalleşmesi anlamına gelmez. Yani kirlenme ne kadar artarsa artsın yine kir kirdir. Dolayısıyla haram haramdır. Hangi çevrede, hangi zamanda, nerede olursak ol. İslam hayalden bahsetmiyor. Sakınacaksın arkadaş diyor, sakınacaksın. Haramlardan uzak duracaksın. Ve harama giden yola girmeyeceksin. Çünkü o kaygan yoldur, farkında bile olmaz. Farkında bile olmasın, aileni, çevreni, yakınlarını, çocuklarını kaybedersin. İnnel halale beyin. Helal bellidir diyor Peygamberimiz. Su helal. Ve innel harame beyin, haram da bellidir. Şarap, içki, kumar belli. Ve beynekuma umurun müştebihat. Aralarında bazı şüpheli şeyler var. Net olarak belirtilmeyen. Femen itteka şubuhati. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa fakat istebru ali dinihi ve ırdihi. Dinini ve namusunu korumuş olur. وَمَنْ وَقَى فِي الشُّبُهَاتِ وَقَى فِي الْحَرَامِ Kim şüphelerin içerisine düşerse harama düşmüş olur. Buna sordum, böyleydi, buna sordum. Tamam bitti şüpheli. Bırak kardeşim. Şu hocaya, şu alime sordum. Caiz, şu caiz değil. Tamam. Net helal olanlar belli, net haram olanlar belli. Hakkında bir takım tereddütler, kuşkular varsa kaçınacaksın. Yani yemek biraz kokusu değişmiş diyorsun. Yemiyorsun. Halbuki yenebilir durumda. Kokusu değişmiş diyorsun. Markete gittiğinde tarihi bitmesine yakın. Bir gün iki gün var. Almıyorum diyorsun. Yani yeme içmedeki hassasiyetimiz her konuda görülmelidir. Kullu aynin zaniye vel mer'atu izâ ista'tarat femarrat bil meclisi fekezâ ve kezâ. Yani zaniye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki harama bakan, özellikle koku sürülmüş, güzel koku sürülmüş kadına bakan göz zina eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh mescide geliyordu. Yanından bir kadın geçti. Buram buram kokuyordu. Yemra'tel cebbar dedi. Ey cebbar olan Allah'ın ya emetel cebbar, affedersiniz. Ya emetel cebbar, ey cebbar olan Allah'ın kadın kulu. Evine dön dedi. Çünkü sen bu halinle zina etmiş oluyorsun. Sana bakanlar da zina ediyor. Camiye geliyor kadın. Süslenmiş, kokulanmış vesaire. Çünkü bazı kokular var ki, koku var, Arabistan'da alırsınız.
Bir şişe 1 riyal. Bir şişe 10 riyal, bir şişe 100 bin riyal. Etkili kokular. İşte o kokuları kullanan kimseler cazibesi artıyor. Dolayısıyla o noktada kadın evinde koku kullanmalı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz koku kullanmayı tavsiye ediyor. Ama evinde, kadınların evinde koku kullanmalarını tavsiye ediyor. Dışarıya çıkarken kokudan eser kalmamalı. Cuma namazına gelirken erkeklerin özellikle koku kullanmalı. Ama rahatsız edecek derecede çok koku sürmeleri de yanlış. Değersiz bir kokuyu sürmüş, geliyor cumaya geliyor, sünnet işlediğini zannediyor. Bu da yanlış. Hafif sürecek. Erkek cumaya gelirken koku sürmemiz tavsiye ediliyor. La yakbalullahu salate imraatin tayyibet li hadzal mescid hatta yerci'a fe yagtasil fe tagsile guslaha min el cenabe. Allah süslenerek mescide gelen bir kadının namazını asla kabul etmez. Evine dönmeli, cünüp gibi gusletmelidir. Şu tehlikeye bakın. Haramlara sebep olmak da kötü. Genç adam ne yapsın? Sağına bakıyor haram, soluna bak. Okulunda, çevresinde, sosyal medyasında, televizyonda, sinema, her yerde. Sanat adına işlenen felaketler gözlerimizi kirletiyor. Bakma desek de genç adam kendini koruyamıyor. Ve sonra haramlar, sonra artık gazetelerden, televizyonlardan okuyorsunuz. Rabbim muhafaza eylesin. Er-rafiletu fi'z-zineti fi gayr ehliha kemisli zulmetin yevmel kıyame. Süslü elbiselerle eteğini sürükleyen kadın kıyamet gününde karanlıklar yaşayacaktır. Onlarca hadis-i şerif aleyhissalatü vesselam Efendimiz uyarıyor. İyyâkum ve'd-duhûl ale'n-nisâ. Tek başına bir kadının yanına girmekten sakının. Muhatap olduğunuz en az iki kadın olacak. Kıyle ya Resulallah eferaytel ham. Ya kadının erkeğin erkek akrabalarıyla görüşmesinin anlamı nedir? Kale Resul elham ve elmevtü. Birebir yolculuk yapması, birebir sofraya oturması, birebir gezmesi, abisi kardeşi gibi son derece serbest davranması, serbest konuşması ölüme götürür. Ölüm nedir? Haramlara götürür. Müslüman haramlara karşı titiz olan insandır. Müslüman gözünü, kulağını, dilini, elini, ayağını haramlardan koruyan insan. Bir de yaşlılar için söyleyeyim. Yaşlıların zina etmesi, komşuyla zina, akrabayla zina, aile içi felaketler kat kat ecir, kat kat ceza, kat kat azaba sebep olmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın sabrını zorlamaktadır. Zinanın çeşitleri var. Komşuyla zina, yakın akrabayla zina, yaşlı kimsenin zinası. Hepsi haram ama haramlarda derece derece. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Zulüm derece derece, inançsızlık derece derece, günah derece derece. Günahlara karşı titiz, hassas Müslüman olmayı nasip eylesin. Amin. Bugün şöyle bir olay yaşanıyor. Şu kürsülerden, minberlerden gerçekleri anlattığınız zaman birileri sosyal medyada bunu eleştiri malzemesi yapıyor. Bu cümleler arasında sadece tercüme olarak ilave ediyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin en sahih temel hadis kaynaklarında beyan ettiği, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle beyan edilen hususlar. Mümin erkeklere söyle, harama karşı gözlerini yumsunlar diyor. Hangi mahalle? Bütün mahallelerde böyle. Harama bakmasınlar değil, gözlerini yumsunlar, namuslarını korusunlar. Ardından Nisa suresi ayet 31. Mümin kadınlara söyle, haramlara karşı gözlerini yumsunlar, namuslarını korusunlar. Kitabımız böyle diyor. Kitaba inanan Müslüman gereğini yerine getirecektir. Harama karşı gözünü yumacak, haramlardan uzak kalacaktır. Rabbim hepimizi korusun. İtiraz edenlerden değil, ibret alan, ders alan ve hayatını İslam'a göre, Kur'an'a göre
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine göre düzenleyen samimi ihlaslı müminlerden olmayı nasip eylesin. Amin. Allah hepimizi affeylesin. Amin. Lillahi'l-Fatiha.